Neden kısıtlanıyor? Çünkü evlenen adam kıskanıyor kadının. Potansiyel her türlü kötülük yapacağından şüphe ediyor. En başta kadın diyor ki ya işte mal bölüşümü olsa, yani benim de üstüme bir ev alsam falan diyor. Yani ne olur ne olmaz insanlık hali. Adam sureti katiye diyor. Çünkü evi alırsan sen diyor, beni boşarsın, kaçar gidersin diyor. Güven yok yani, çok kötü. Yahut kadın sen diyor tek başına gidersen kim bilir neler yaparsın diyor. Yani güven yok. Önce o güvenin ve sevgi ortamının sağlanması lazım. Kadınlar normalde çok kişiliklidir, çok aklı başındadır, öyle delice bir hareket yapmaz. Ya ben çok fazla kadın tanıdım ya, 10.000'e yakın kadın tanıdım. Hepsi çok aklı başında, öyle yani deli bir kadın, kontrolsüz bir kadın görmedim. Her kadın onuruna düşkün. Hepsi şerefine, namusuna düşkün oluyor öyle. Pervasız bir kadın olmaz. Dolayısıyla adamlar tabi şüphe ediyorlar. Evlendikten sonra kadın, eğer kadın gibi davranırsa bunu nereden öğrendin diyor adam. Eğer kadın gibi davranmasa da soğuyor ondan. Hadi boşanalım diyor. Yani kadın ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi kadın gibi davrandığında bunu sana biri öğretmiş diyor. Kim öğretti sana diyor. Hatta ağzını burnunu kırıyor, söyle falan diye kafayı yiyor adam. Göz möz şaşılaşıyor falan böyle. Ya bu çok abuk subuk hareket. Öbür türlü de ben diyor senden hoşlanmıyorum. Kadın gibi değil tavrın diyor. O iki ateş arasında kalıyor kadınlar, ne yapacağını bilemiyorlar. İşte şeytani, deccali sistemin insanlara getirdiği dayatma. Kadınlar makasın içine girdiler, makas, biçme makas. Üste gelenekçi ortodoks sistem, altta darwinist materyalist sistem kadınları biçiyor idi. Ama şu an makasın arasına çeliği koyduk. Bir şey yapamıyorlar. Evet, dinliyorum.